İkiz Oradasın bugün yepyeni bir GTA 5 videosundan. Selamlar. Kapaktan ve başlıktan gördüğünüz gibi geçen gün çektiğim hani bu iş makinesi vardı ya, 100 tonluk iş makinesiyle araba ezme. Onu herkes tankla aynısını istemiş. Ben de tankla aynısı demeyeyim de farklı araçlarla, hani birkaç tane yeni gene aynı araçlar ama farklı araçlarla yapayım dedim. Çünkü çok güzel hasar aldığını bir gördük. Arabanın asıl hasarını şimdi aldığını fark ettik. Era ile başlayalım. Yumurta kasa Era. Bu aralar bu o kadar çok isteniyor ki. Arkadaş, ben böyle bir şey görmedim ya. Bu ne kadar çok sevilen bir arabaymış böyle ya. Era'yı şöyle koyalım, tamam. Burayı niye böyle yaptın diyenler olmuş bir önceki videoda. Hemen açıklayayım arkadaşlar. Tankla tek başıma olduğum için arabayı geri getirmek zor olacağı için ben şöyle bir yuva oluşturdum. Tankla geleceğim. Ha, bunu ezerken arabanın sağa sola gitmesini engelleme amaçlı. Ha, arabalarımız ne var? Burada Era var. Onda FB7 var. Yok, FB7 değildi. Bu neydi? FB7 miydi bu? Onda işte var. Audi A3 Sportback var. BMW M3 E30 var. Chevrolet miydi? Impala var. Impala. Ferrari F30 var. Fiat Doblo'muz var. Fiat Egea, Fiat Linea, Fiat Punto. Fiat ailesi yan yana koydu. Ford Mustang, Ford Cornet. Ha, FB7 burada. Ford Focus ve en son açık kasa Transit'le finish'i yapacağız. Bakalım neler olacak. İlk aracımızdan başlayalım. Yumurta kasa. Çok istenmişim bu. Bir de tankla yapalım diye. Tankla hemen yıkılıyor arkadaşlar. Hani iş makinesi gibi değil. Bunda bayağı iyi oluyor. Şöyle göstereyim hemen. Bak, az bir şey çıktım. Bitti. De araba tankın gücü mü yetmedi? Ana. Resmen tankın çıkmaya gücü yetmiyordu ya. Bak 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 ne hale aldım. Şöyle paramparça edelim araba. Oh. Mis. Tertemiz. Aga 10 numara ya. Şuna bak ya. İş. Aslında daha fazla hasar alabilir ama bu araçta yani bu yumurta kasa eralarda fazla hasar almıyor araçlar. Bilmiyorum. Kadar alıyor. Ulan hadi kurtul lan. Resmi altından çıkamadı araba. Yeter mi? Bu kadar yeter ya. Era için bu kadar yeter. Bakalım araba ne halde. Oo. Eramız önden Tesla'ya benzemiş. Arkadan. Bu Fiat'ın bir arabası var ya, küçük. 500L. Ona benzemiş. Oo, Era'ya bak. Arkadan baya kötü olmuş. Araba gitmiyor zaten. Yere mi oturuyor? Ne yapıyor? Gitmiyor lan araba. Gitsene lan araba. Şöyle koyalım. Ha, ulan gazdan çektim ayağımı, gitti. Bak camlar dışarıda kalmış. 10 numara. Bence güzel hasar aldı. Neyle devam edelim? Böyle Impala ile devam edelim. Ya da en baştan devam edelim ya. Bir oradan yapmayalım. Neydi lan? Civic. Bunda Civic. Yeni kasa istemişler de bunu bulabildim arkadaşlar. Artık kusura bakmayın. Bu videoluk Honda Civic'in bu kasası olsun. Böyle yanaşalım mekanımıza. Bu sefer daha dar yaptım. Da bu sefer arabalar bile sığmıyor. O kadar dar yapmışım. Biraz fazla dar yapmışım lan. O kadar sığıyor, yeter. Sığdığı kadar. Tankımıza binelim. Honda Civic GC. Honda'nın arabalarını daha önce yapmıyordum. Vardı aslında elinde de fazla hasar almıyordu. Hiçbir hasar testine koymuyordum. Ama bu iyi aldı. Vallahi iyi aldı bu. Hadi efsane aldı lan. Oo şöyle. Mis temiz. Lan. Ne hale aldı lan araba. Oha. Git lan. Öldün sen de. Hemen de parçalanıyorsun ya. Honda'ya bak. Arkadan pick-up'a benzedi. Önden hiçbir şeye benzemedi. Ne oldu belli değil. Şey gibi oldu. F1 arabası gibi olmuş. Önden tekerler dışarı çıkmış. İyi. Bunu da elediğimize göre. Sırada A3 Sportback. Araba titriyor. Gidemiyor. Da burada bırakalım hemen. A3'ümüze devam edelim. O da çok sıcak. Ben yanıyorum. Boğazım kuruyor ya video çekerken.
Videodan önce su içse istediğim kadar su içeyim ama yaramıyor. Boğazım kuruyor. Şöyle avuça gidelim. Oha. Ulan ufacık dokundum bak. Önden dokundum tavan gitti işte. Cam tavanın kötü yanları. Cam tavan sevmiyoruz bu yüzden. Oh şöyle. Arkasıyla temiz bak. Arkasıyla sıkıntısız. Arkadan bir koyalım şu arabaya. Oğlum en kötü de bu oldu ha. Şu an direkt en kötüsü bu yani. Bunun üstüne olamaz. İmkansız. Efsane. Vallahi efsane oldu. Şuna bak araba ne hal aldı. Abo. Baya kötü oldu lan. Evet arkadaşlar bu araca özel like istiyorum, tamam mı? Herkes bu araca özel like istiyor. Abo. Baya kötü oldu bu. Bir de sol taraftan kapıdan çıkıyor arkadaş. Nereye çıkıyor sol tarafa? Sanki orada kapı var. Zaten kafanın vücudun yarısı dışarıda. Niye çıkıyorsun ki? Kal içeride. Bunu ters park edeceğim. Bir arkadan girelim bunda. Ama böyle konduk. Bakalım M3 E30'umuz nasıl hasır alacak. Oh. Arkadan pert. Yalnız ön temiz gibiydi. Temiz gibiydi. Hala C sütunlar sağlam bak. Üst tavan hala hiç sıkıntısız. Tavanda sorun yok. Lan hadi lan. Oh tertemiz. Mis. E30'da fazla bir şey yapmayacağım. Çünkü geçen gün de videoda oynadım. Onda fazla bir şey yapmayacağım dedim. Arkasında hala bir araba olan olmuş. Aha bu da gitmiyor. Araba yamuk gidiyor. Arabanın kapısı çizildi ya. Ulan ne oldu böyle ya? Ve klasik Impala. Chevrolet Impala. Chevrolet değil mi lan bu? Aynen. Çağrı abinin baba yakadık ha. Bu buraya sığacak mı ki? Aha sığdı. Vallahi sığmaz diye düşünüyordum. Araba o kadar geniş ki. Sığdı ama. Kedi falan yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kedi özellikle yapacağım. O kadar çok yorum gelmiş ki. Impala ne halde olacak diyecektim. Impala'nın en başta şey dışarıda. Motor dışarıda zaten. Başka neresi dışarı çıkacak onu merak ediyorum. Of fena. Bu paramparça. Paramparça. Anam şu anda Base gibi tam arkasında Sezer abinin oyuna girdiğini gördüm. İnşallah gelip beni bitirmez. Böyle. Impala ne hale aldın Impala? Abi bu ne? Anam. Bugünkü arabalar bereketli belli. Böyle bir hasar hiçbir yerde yok. Bak egzozayla yerde. Egzozlar hasar almıyor. Oha. Araba efsane oldu lan. Şey Batman arabasına benzedi. Batmobile miydi neydi o? Onun arabasına benzedi. Efsane güzel oldu. Ferrari F30. Bunu önden koyalım. Motor arkada zarar görmesin motor. İkinci elden okutursun. Hasar testlerine devam edeceğim arkadaşlar. Bir süre daha. Biliyorum fark ettim. Biraz sıkılanlar var ama beni idare etsin. Bu arada direksiyonla falan inanın ki biraz sıkıldım direksiyon videosu. 10 aydır direksiyon videosu çekiyorum. Direksiyon oyun videosu. Bu GTA'yı özlemişim. GTA ben çok severek oynadığım bir oyun. Bu yüzden bir süre GTA devam edecek. Ondan sonra eski usulümüze, ETS'imize, Assetto'muza devam ederiz. Oh. Mis. Ferrari sağlam çıktı ama bak. Vallahi Ferrari çok sağlam çıktı ha. Ferrari beni tatmin etmedi. Çok sağlam çıktı. Vallahi yok. Hasır almayacak belli. Bu kadar hasır alıyor. Biraz da hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Geçen günkü 30 dakikaya geçti ya video.
Anam. Hem render uzun sürdü, hem şeyi uzun sürdü. Siz söyleyin adını. Upload etmesi uzun sürdü. Bir baktım gece saat 4. Dedim ki bu ne? Ve Ford. Ford diyorum, pardon. Fiat Doblo, enişte arabamız. Enişte Doblosu. İlk enişte Doblosu. Böyle yerleşelim. Araba cık diye oturdu bak. Sırf bunun için yapılmış sanki orası. Hadi lan hızlı. Şöyle bak. Sadece önden vurayım bir. Önden fazla bir şey olmadı lan. Araba sağlam. Ne yaptın işte, sattın mı? Ulan önden vurdum, tavana çöktü arabanın. Lan bakayım. Şöyle. Gelin bakalım. Bir de şu kamera açısını istediğimiz gibi oynatsak ya. Aslında buna özel bir video çekebilir mi? Arabayı parçalarken böyle yavaş yavaş çıkan arabalar falan, böyle üstüne çıkan. O anki ezilme anını falan çeken. Her an her şey olabilir. Bana güvenilebilirsiniz bu konuda. Oh. İşlemcimiz de ısınmış baya. Yan taraftan şey de aldım arkadaşlar. Termal macunu falan yenilemem lazım. Bir türlü zaman bulamıyorum. Fırsat bulamıyorum doğrusu. Bu yüzden bayağıdır. Termal macunum eskidi. Bayağıdır eskidi ne ya? Eskiyince eskir, bayağıdır önemsiz. Saçmalamaya başladım. Gecenin ilerleyen saatte çektiğim için biraz uykum geliyor arkadaşlar videoda. O yüzden kusura bakmayacaksınız artık. Doblomuzu da şöyle aldık. Ve Egea. Sıra Egea'mızda. Egea sizce nasıl bir damage alır? Başlatın. Yorumlara yazın bakın. Bu dakikayı durdurun, saat 12. dakika. Egea'nın damage'ini siz yorumlara yazın, ben sonra bakayım. Bütün yorumları okuyorum. Kesinlikle. Kalp koyuyorum. Zaten bazılarına cevap veriyorum artık. Bazen cevap vermiyorum çünkü aynı modları istiyorlar. Görüyorum. Hepsine aynı şeyi yazmaktansa birine cevap veriyorum. Uzun bir süredir. O GTA çektiğim için artık diğer videolar hiç izlenmez hale geldi. GTA devam edeceğiz ama bir süre daha. Paramparça. Ege'ye de paramparça oldu. Buna göre. Emre Bozkurt'un arabasını parçaladık. Bir önceki videoda, yani şey videosunda, bu iş makinesi videosunda Sezer Şahin abimin arabasını parçalamıştık. Bugün Ege'yi parçaladık. Bakalım daha neler olacak. Üf. Lan arabanın değişik bir havası oldu böyle. Güzel bir havası oldu bence. Kullanılır. Vero bunu beğendi. Linea. Gel bakalım Linea. Filo arabası. En az yakın araçlardan biri olduğunu iddia ederekten konuşturulan bu araç, bakalım hasar testinde nasıl bir sonuç verecek bize. Hızlı 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 hızlı. Git 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 şöyle. Oh, önden iyi yedi de. Bu arabada tavanları bak, bütün fiyatların tavanlarında sıkıntı yok. Tavanlar niye bir şey oluyor? Tavanlarda asıl hasar olması lazım. Ne yapayım? Tavanınıza direkt mi konayım? Ne yapayım? Şöyle geleyim. Valla tavanlar sıkıntısız, anlamadım. Aslında bütün fiyatların tavanları sorunsuz. Biraz Doblo'nunki gitti. Tavan o kadar. Aa, yere sürtüyor. Kıvılcım çıkıyor bak. 10 numara ya. Palaya bak ya. Efsane araba Impala. GG. Öldün. Ve fiyat Punto. Krallardan. Lan bu araba neydi be? Bravo var bunun gibi böyle. Punto değil, Bravo fiyatın. Bizde kısa süreli olmuştu. Ulan ne güzel arabaydı. Sunroof falan açıyordum böyle. Böyle geziyordum. Çok kısa süre oldu böyle. Bir aylık falan bir süre sadece. Havası efsaneydi. Araba gitmiyor.
Dön lan. Böyle ha. Araç dönmüyor lan. Çok zor döndü. Mis, tertemiz. Bak bunun putonun tavan git. Bak bunun da tavanı gitmedi fazla. Araba pert ama tavan sağlam. Özlemedim gitti bu olayı bak. Efsane ya. Ne oldu Doblo? Bir şey olduysa söyle kardeş. Biraz daha hızlanacağım. Az bir arabamız kaldı. Punto'yu da şöyle pert ayırdığımıza göre Punto'yu da şöyle köşeye alalım. Kalsın burada. Son 5 araba. Aslında şu Mustang'e kıymasak mı? Mustang çok güzel be ya. Kıymasak mı deyip geldim. Parkurun demirlerine çarpa çarpa arabayı pert çaladım. Lan sığmıyor lan. Tekerleri sığmıyor arabanın. Efsane. Gidelim. Böyle. Aha. Oo. Oğlum. Ne oluyor lan? Arabanın her tarafında bir şey parçaladı. En büyük hasar galiba animasyonu bunda var. Yani fiziki demiyorum bakın animasyonu. Her tarafta küçük küçük parçalar çıkıyor. Yeter. Mustang'e fazla kıymayacağız dedik anasını satayım. En çok buna yaptık. Arabaya bak ne hale aldı. Abo. Biraz abartmışız gibiyiz. Aha önde frenler yerde. Ay arabanın. Buna ne oldu Mustang sana neler oldu ya anlatsana biraz. Fazla harcadık arabayı ya. Ama çok hoş oldu. Çok hoşuma gitti yani. Ve Ford Hornet. Ford Hornet ne alemde olacak. Oh ne güzel oturdu bak. Direkt oraya oturdu yuvaya. Mis ya böyle araba olacaksın ya. Direkt yuvaya oturacaksın. Kendin anlayacaksın o yuvayı. Bıraktığında kendin yanaştıracaksın. Aha. Hop. Mis. Bu arabanın şeyi... Aa ben bunu boşa çıkarttım. Bunu hiç sürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu aracın damage olayı yok. Yani modcudan kaynaklı. Modcu yaparken damage yapmamış. Sadece camları kırılıyor. O yüzden hiç boşa uğraşmaya gerek yok. Bunu çıkartalım. Hatta bunu silelim. Bunu saymayalım bile. FB7'ye geçelim direkt. B7'yi koyduk. Sonra Ford Focus, sonra da Transit. Transit çok istemiş. Açık kasa Transit. Alın size açık kasa Transit. İyi bir dağdan attık. Herkes demiş ki parçala arabayı. Parçalarız. Aa bu da fazla bir şey olmuyor. Ön kaput yamuldu sadece. Bazı araçlar arkadaşlar tanktan daha sağlam. Tank bu kadar sağlam değil. Harbiden bir şey olmuyor lan arabaya. Niye bir şey olmuyor? Lan. Araba gerçekten sağlam çıktı. Yok. Bazı araçlar diyorum işte hani özellikle aslında bunları koydum. Mesela niye? Adam yazıyor gönlü olsun. Diyorum ki hasar almıyor. Bak bu kadar hasar alıyor araba. Ben bunu niye koyayım ki videoya? Bak bir Impala nerede? Bu nerede? Hasar olayını görüyor musun? Bak Mustang'e bak hasara bak. Ya ondan bazı araçları koymuyorum videolara böyle yazıyorum modu. İndirip bakıyorum. Çok hatta mod ediyorum. Yani belki 5 tane Doblo deniyorum bir tanesini alıyorum. Öyle düşün. Çünkü almıyor hasarı. Lan gir yuvaya ha girdi. Taksi çıkması Ford Focus. Böyle. Aç kapıyı Vesel Efendi. Geri geri çıkalım.
Bak bir de şuna bak yani mis ya, tavan direkt çöktü. Arabanın ön kaputuna vuruyorsun, tavan çöküyor. Farını kırıyorsun, camı çıkıyor. Tekerini patlatıyorsun, motor düşüyor. Bana böyle arabalar lazım. Mis ya, oh. Paramparça oldu. Bak parkur olmasaydı bu arabayı burada tutamazdım ben. Kaçardı giderdi. Parkurun güzel yanları bu. Oh. Öyle mis ya. Direkt böyle ya. Ford'umuzda, Focus'umuzda şöyle alalım. Şuna bak. Ne hale aldı? Araba şekil şema değiştirdi. Oğlum nereye tutuyorsun? Direksiyon yok orada. Direksiyon yok. Direksiyon tutuyor sanıyor. Yazık garibanım. Ve sırada Transit. Bu da fazla hasar almış. Şu arkası falan yamuluyor. Ama güzel bence. Böyle yanaşalım bakalım. Bunu zaten istediğim kadar yanaşayım. Buna çıkmaz bu tren şey. Yanaşmayayım hatta. Bunu yukarıdan bırakacağım üstüne. Birkaç yeri yukarıdan bırakacağım üstüne. Bakalım neler olacak. Anam. Çıkayım dedim, bir deneyeyim dedim. Bakın bunun sadece hasarı şu. İşte bu modu. Bakın arka dor sesi yamuluyor. Bu kadar. Hasarı o kadar. Neyse. Arkadaşlar. Hasar testimiz bu kadardı. Tankla da ezildi diye yorumlarda çok belirtmiştiniz iş makinesi test videosunda. Ben de deneyim dedim hemen. Denedim. Güzel oldu bence. Güzel bir içerik oldu. Bu tarz videonun devamı için videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Katıl butonlarına beni destekleyebilirsiniz. Of ya pardon doblacı kardeşim. Biraz fazla hızlı vurdum. Şu anda sağda ve solda iki tane video geldi. Biri GTA'nın iş makinesi videosunu büyük ihtimalle koymuşumdur. Çünkü çok sevildi. Sağ tarafta da bir oynatma listesinden bütün videoları izleyebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.